Relegate TV ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Semih, Lego, Selvi var. Semih, öncelikle hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Bu arada benim de ilk kez bir FPS oyuncusuyla yapacağım röportaj olacak. İlkim sensin, öyle diyeyim sana. İlkler özendir. İlkler özeldir. Semih, o zaman ben sana şöyle sorayım, merak ettim. Ne zamandır FPS oyunu oynuyorsun? Ne zamandır bu sektörün içindesin? Seni tanısın insanlar da Relegate TV'deki. Yani çoğu insanın olduğu gibi çocukluğumdan beri oynuyorum, yani internet kafelerde büyüdük yani CS 1.6 ile beraber. Ama yani profesyonel olarak oynamaya CSGO ile başladım. O da yani CSGO çıktığı gün oynamaya başladım zaten. Onun bir sene sonrasında falan profesyonel oldum direkt, yani bayağı bir geçmişten gelen, yani çocukluktan gelen yeteneğimizle beraber üstüne koyarak o şekilde oldu yani. Peki Big Boss Life takımı olarak bu son turnuvanızda üst turlara çıkabileceğinizi düşünüyor muydunuz? Bu inanç var mıydı yani, ya da çok rahat geçeriz kafası mı vardı? Çünkü çok çekişmeliydi son maçta, hani yürekler hani bittik yani, hani öyle diyeyim. Aslında rahat geçeriz kafası yoktu ama kazanma hedefimiz tabii ki de vardı. Çünkü bundan bir hafta önce yine büyük bir turnuvada yine çok büyük güçlü Avrupa'nın takımlarını geçerek G2 ile karşılaştık ve G2'yu zorladık yani gerçekten. Hatta kazanabilirdik bile bir takım hatalar yapmasaydık. Yani o yüzden bu turnuvaya onun gazıyla hani kazanabileceğimizi düşünerek girdik ve gerçekten yine güçlü takımları eleyerek başardık. Yani Avrupa'nın en iyi 6 takımının olacağı lige katılmayı. Peki ben sana klasik sorularımdan sorayım. Takımda en çok kime uyuz oluyorsun? Hiçbirine ya. Hepsini seviyorum. Ya vardır he. Tamam, seviyorsundur da böyle hani birine böyle uyuz oluyorsundur, hareketine falan filan. Yok 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 mu? vallahi yok. Süper abi, o zaman ileride çıkar inşallah da konumuza clickbait olarak ekleriz. O zaman ben sana Twitter'dan gelen sorularla başlıyorum sormaya. Sonra da kendi sorularımı ekleyerek devam edeceğim. Hazır mıyız? İlk Tamamdır. soru geliyor. Fabguard sormuş. İşler iyice ciddileşti. Big Boss Life eSports bünyesinde kalmaya devam edecekler mi? Ve Gaming House falan kurulacak mı? Yani yüksek ihtimal kalmaya devam edeceğiz zaten. Fakat Gaming House düşünmüyoruz. Yani Gaming House hani LoL oyununda hani ligler İstanbul'da olduğu için zorunlu. Fakat hani biz daha önceki tecrübemize bakarak hani CSGO'da hani 5 erkek aynı evde yaşayınca hani aran ne kadar iyi olursa olsun olmuyor yani. Bir takım sıkıntılar çıkıyor. Hani insan ailesiyle veya kendi evinde yaşaması mental olarak ona gerçekten daha yüksek tutuyor. Yani çoğu kişi tek yaşamayı seviyor. Yani misal üniversitede bile bir ev tutacaksanız 5 kişilik bir evde kalmak istemezsiniz zaten zorunlu olmadıkça. O yüzden yani mental açıdan yüksek olmanız demek oyunda size daha iyi bir katkı sağlayacaktır. Ama Gaming House'un şöyle bir avantajı var. Mesela büyük turnuva öncelerinde hani 2 hafta kampa girebilirsin. 1 ay kampa girebilirsin. Ama devamlı hani ömür boyu hani takım boyunca 5 erken aynı evde yaşaması edindiğimiz tecrübeye göre mental olarak herkese çöküntü yaratan bir şey yani bizim gözümüzde. O yüzden hani kalıcı bir gaming house istemiyoruz. Önümüzdeki zamanlarda eğer büyük turnuvalara tekrar katılmaya devam edersek hani takımın gaming house'a ihtiyacı olursa hani bu turnuvaya çok iyi hazırlanalım, taktik çalışalım. Daha uzun vakit ayırabilmek için, iletişimimizi daha güçlü kılabilmek için zaman zaman yapabiliriz yani. Bu arada ben de yıllardır gaming house'ta 5 erkek 6 erkekte kaldım. Hani dediğin gibi çekilmez bir hal alıyor ya bir yerden sonra. Gerçekten sabır işine dönüyor tamamen. Sana da hak veriyorum. Zaten önemli bir turnuva olursa da bootcamp'e gireceğinizi söyledin. O zaman sıradaki soruya geçiyorum. Yurt dışından teklif gelse direkt gider miymiş, yoksa az parayla da olsa Big Boss Life'da kalır mıymış? Şimdi direkt teklif derken teklifin miktarına bağlı şimdi yani. Çok uçuk bir fiyat olursa tabii ki burada gelecek önemli yani bir nevi. Yani yaşım da 25 olduğu için ama gidebilirim. Ama yani arasında böyle uçuk bir fiyat yoksa hani burada olandan fazla verilse bile burada kalıp kendi arkadaşlarımla başarıyı sağlamak isterim. O fiyata bağlı yani. Şimdi gidip 10 bin dolar verdim mi sana yani misal diyorum Avrupa takımı. Yani bu şu an 70 bin lira para yapıyor neredeyse. Hani gitmemek aptallık olur yani örnek veriyorum. Gitmeyene laf yaparlar zaten. Evet evet. Ya zaten kariyerini de etkileyecek, hani çok uçuk rakamlar olmasa bile çok güzel bir kadro sana çok güzel bir teklif de yapabilir. O yüzden her şeyin parayla alakalı olduğunu sanmıyorum takım konusunda. Ben de böyle bir ekleme yapayım. O zaman sıradaki soru. Takımın durumundan memnunlar mı? Eksiklerinin farkındalar mı? Salı günkü turnuvadaki hedefler ne?
Tabii ki de şampiyonluk yani. G2'dan intikam almak istiyoruz. Yapabiliriz İnşallah. yani. En güçlü rakibimiz yani G2 Avrupa'da şu an girdiği bütün turnuvaları kazandı. Eksiksiz bir şekilde. Onu da zorladık. Yani bu sefer kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Eksiklerimiz zaten çok var. Yani ben Sova'ya antrenman yapmadan geldim böyle random okları zıplayarak sağa sola salladım mesela yani. Çünkü ben aynı zamanda hem kıraathane işletiyorum hem nakliyecilik yapıyorum yani. Spora gidiyorum, geliyorum takım antrenmanı yapıyoruz. Gece işte dükkanı kapatıp geliyorum, bir de yayın açıyorum falan. Çok yoğunum. Antrenmana çok vakit ayıramadık. Zaten hani 5 kişi bir arada hani yeni bir takımız. Yaklaşık bir ay bile olmadı yani biz beraber oynamaya başlayalı. Ama CSGO'dan eski takım arkadaşlarımız bir kısmımız. Oradan da bir hani birbirimize alışıklığımız var. Başarı da bunun sebebi. Hani eksikleri tamamlamamız için biraz daha vakit ayırmamız gerekiyor. Biliyoruz ama dediğimiz gibi çok vaktimiz olmadı. Vaktimiz olduğu zaman çalışıp eksiklerimizi gidereceğiz. İnşallah e-spordan çok çok kazanırsa da daha çok vakit ayırabilirsin. Şu an günlük kaç saat ayırabiliyorsun Günlük de antrenmanlara? yani iş yoğunluğuna bağlı 2-3 saat diyeyim yani antrenman aradığım vakit. 2-3 Çok az yani saat. kısaca. Peki takım Evet. olarak bu süre ne kadar? Haftaya Her vurduğunda şey takım vesaire. olarak 2-3 saat zaten. Diğer Takım olarak arkadaşlarım 2-3 çok saat. çok daha fazla oynuyor onların daha iş olmadığı için. Hani benim bayağı bir sorumluluklarım var gerçekten. Aşırı yoğunum yani. Bu oyunun çıkışı zaten koronaya denk gelmeseydi. Yani koronada kıraathaneler, kahveler falan kapalıydı. Nakli işleri de bozuktu başlarda. Full Anladım. fokus ben oyuna odaklandım yani. Buradan dedim bir şey başaracağım yani. Hani kendi sevdiğim işi yapmak istiyorum dedim. Bana babamdan kaldı zaten o bahsettiğim işler. Ben devam ettiriyorum. Hani koronaya denk gelmeden bu oyun çıksaydı muhtemelen ben şu an burada olmayacaktım. Belki şu an hani Avrupa'nın altı takımında kalmayacaktık. Bu kadar çok vakit ayıramayacaktım çünkü. Şu an ayıramıyorum zaten o kadar fazla vakit. O zaman ayırdığım vakitin ekmeğini yiyorum şu an yani kısaca. İnşallah inşallah başarılı olursunuz da sen e-spordan sadece e-spordan yürüyebilecek duruma gelebilirsin. Vallahi ben de çok gurur duydum yani böyle duyunca. Eyvallah, Peki. teşekkürler. Sana sıradaki soruyu soruyorum o zaman. Hemen seçiyorum. Şu an takımdan maaş alıyorlar mı? Offline turnuva olursa Big Boss Life karşılayacak mı? Şu andaki bulundukları takım ile sözleşmeleri bulunuyor mu yoksa gel oyna zaten Ferit'in arkadaşları tarzı bir şey mi? Şimdi gel oyna Ferit'in arkadaşları tarzı bir şey değil. Yani şu an burada profesyonel bir oluşum kurulmaya çalışılıyor. Yani resmi bir sözleşmemiz daha yok. Çünkü dediğim gibi hazırlık aşamasında. Yani resmi olarak bir maaşımız yok. Daha herhangi bir resmi bir sözleşme olmadığı için doğal olarak maaş yok. Fakat katıldığımız iki Avrupa turnuvasında da takımdan hani güzel bir prim aldık. Teşekkür ediyorum onlara da. Daha sözleşmemiz olmamasına rağmen hani prim verdikleri için. Hani gelecekte hepsi olur yani. Ya zaten Big Boss Life yani hani isimler belli. Evet. Hani sözleşmeye bile gerek yok yani bence mantıken baktığında bir yerden sonra hani gidip iki Evet. tane tweet atsan adamlara yazık oluyor ya zaten hani o mantıkla bakın ki zaten ben Ferit'i yıllardır tanıyorum neredeyse 10 yıl oldu. O zaman sıradaki soruya geçiyorum. Peki son serilerde eyvah maç gidiyor lan kaybettik dediğin çok fazla an olmuştur zaten. En şeyi hangisiydi senin için? Hani bizim için de oldu Ya zaten. finalde başladık Heaven haritasında T-Side'da. Yani maç 7-1, 8-1 falan oldu. Ya dedik bu adamlar ne yapıyor yani hani o kadar takım oynadık şimdi kadar G2'ye de oynadık. Biz dedik böyle rakip görmedik. Bunlar bize ne yapıyor yani? Hiçbir şey yapamıyoruz yani. Ya, gidiyoruz oraya 3 kişi safe diye bir adam var vurup falan duruyor. Dedik herhalde yenildik yani. 10'a 2 bitti zaten devre. Ama City side'a geçtik. Dediğim gibi hepimiz CS:GO'dan tecrübeli oyuncular olduğumuz için zaten. Hani yine moral bozukluğu tabii ki de vardı. Bir final maçındasın. 12 geriye Tabii. düşmüşsün yani. Çok İlla ki normal. mental olarak seni etkiliyor bu. Ama biz yine oyundan kopmadık. Hani dedik yani pistol randı alalım. Bu maçı çeviririz yani. Ama mesela pistol randı versek direkt zaten 13-2 yenilirdik muhtemelen. Aldık çevirdik yani bir şekilde dediğim gibi. Ama bu yine tecrübeye bağlı olduğunu düşünüyorum ben. Oyundan kopmadık yani. En çok orada kaybedeceğimizi düşündük tabii ki de. Herkes izleyenler de düşünmüştür yani. Peki CS:GO'da Valorant'ta falan her round tekrardan başlıyor hani anladın mı? Hani oyun aslında baştan başlıyor gibi skora bakmazsan orada. Bu mentaliteyi nasıl oturtturuyorsunuz zamanında? Mesela bir League of Legends oyuncusu için 10'a 2'den maça geri tutunabilmek hani gerçekten imkansız yani direkt bitti maç, kapatalım gitsin. Hani siz bu kafa yapısını nasıl oluşturdunuz yoksa kendiliğinden oluşuyor mu bir süre sonra? Yani şimdi ikisi çok farklı oyunlar yani. Mesela yani CS:GO'da veya Valorant'ta bir oyuncu maçı satsa bile kazanabiliyorsun yani. O diğer 4 kişi veya tek kişi bile maçı kazandırabiliyor. Ama işte League of Legends'a geldiğin zaman hani 5 kişilik bir tane mesela
ranked kastığını düşün. Bir kişi maçı satsın. Kazanamazsın o maçı yani League of Legends'da. Kendimle oynadığım için biliyorum yani. Mümkün çok zor değil. Yani kazan. Mümkün değil. Yani ben sırf o yüzden bıraktım oynamayı. Yani 2014'te falan Diamond'dım. LoL'ü de bayağı oynuyordum yani. Çok iyi hareket. Çok iyi hareket. Yani dediğim gibi hani o round'ı yeniden başlamazsa aslında yani o oyuna seni daha çok çekiyor yani. Her an her şeyi yapabilirsin veya tek kalıp 5 kişiyi öldürüp kazanabilirsin yani. Ama League of Legends'da 1v5 atman yani imkansız zaten misal yani. Peki bu son 15 bin dolarlık turnuvayı kazandı, başka bir yere invitation var mı yoksa bitecek mi orada ayağı? Ben tam hakim değilim konuya. Şimdi Valorant yeni çıktığı için hani Riot daha ligini yapmıyor. Önümüzdeki sene muhtemelen ligi başlar. Hı hı. O yüzden hani şimdi özel firmalar geliyor CSGO mantığında. Hani Riot'a gidiyor muhtemelen. Hani benim arkamda şu sponsor var. Ben şu takımları davet edip şu turnuva yapıp şu ödülü vereceğim diyor. Riot da muhtemelen hani turnuvanın kurallarına veya işte kalitesine, şirkete, sponsora bakıp onaylıyor. Arkasında biz varız diyor turnuvanın. Aha. Resmi bir turnuvadır diyor bu. Bu şekilde ilerliyor. O yüzden bunun gibi bir sürü özel kurum var şu anda yani. Mesela özel kuruluş turnuva yapmak isteyen şahıslar veya kurumlar. Yani bir hafta önce farklı bir şirket yaptı turnuva yine 15 bin dolarlı. İşte şimdi şey yaptı, işte şu X firması yaptı. Mesela Amerika'da FaZe takımı kendisi yaptı turnuva. Yani bu invitational'lar söyleyemedim. Değil mi? Söylemesi de zor. Devam edecek yani. Yani özel kurumlar. Yani iki hafta sonra bir şirket çıkıp diyebilir yani. Yani şu turnuvayı yapıyorum ödül 30 bin dolar. Yani Riot'un ligi başlayana kadar yani bu turnuvalar bu şekilde devam edecek yani. İllaki olacaktır. O zaman Semih'cim umarım devam eder. Bol bol röportaj yapmaya başlarız. Çünkü ben de ısındım yani hani şey böyle dışarıdan hep böyle CSGO'cular, Valorant'çılar falan hani konuşmayı bilen cana yakın insanlar geliyor. Harbiden öyle yani hani ben daha böyle şey görmedim hani donuk bir insan görmedim böyle FPS oyunu oynayan. Zaten hepimiz FPS oyunu oynayarak büyüdük hani büyümeyen yoktur. Ben sana teşekkür ediyorum. Sizi destekleyenlere, Big Boss Life takımını destekleyenlere söylemek istediğim bir şeyler var mı? Seni ve Big Boss Life takımını. Desteklemeye devam etsinler. Gerçekten yaptıkları güzel yorumları gördükçe biz de duygulanıyoruz ve daha çok sorumluluk hissediyoruz kendimizde. Yani başarmalıyız. Arkamızda böyle bir destek var. Başarısız olmamamız lazım. Yani bu insanları da sevindirmemiz lazım. Kendimizi de sevmemiz lazım. Destekleyen herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Desteklemeye devam etsinler bizi. Peki arkadaşlar. O zaman röportajı kapıyorum. Ben de teşekkür ediyorum Semih sana katıldığın için röportaja. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.